gençler sıraya, hadi toprağın sıraya geçeceğim. Allah Allah ya, Allah Allah ya. Hadi yürü yürü yürü, bakma bakma yürü. Sıraya geçin, toplanın sen. Hücre amirim geliyor ya. Sevgili mini mini birler, çalışkan ikiler, sevgi pıtırcıklarım. Hayırlısıyla bir yılın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Vallahi hocam, nasıl geçti habersiz o güzelim dönemim değil mi? Vallahi göz açıp kapayıncaya kadar geçti hocam. Evet hocam, arkadaşımız sene başında uyumak için gözlerini kapattı. Daha yeni açıyor, o yüzden size böyle şakalar yapıyor. Kes, çatla kiremit. Dinleyin beni. Malum olduğunuz üzere, karne içine reklam alma projemiz bazıları tarafından, döner sermayemize karşı olanlar tarafından engellendiği için sermayemiz açık vermiş bulunmaktadır. Hocam, ben derim ki şöyle notların yazdığı yere koca bir reklam alalım. Çok şahane. Olmaz. Alamıyoruz efendim, alamıyoruz. Bu yüzden de bu yıl karneler 50 milyondan verilecek. 50 milyon. Hocam, ayıp ama ya. Ne bu hocam? Altın çerçeveli mi bu karneler? Evet hocam ya. Oldu olacak, bir peşin 4 taksit yapalım bari. Tuh, görüyor musun? Bu senede karneleri alamayacağız deseniize. Pes çatlak kiremit. Böyle geçen seneki gibi canıma minnet deyip karnesini almayan okuldan kovarım şerefsizi. Herkes takır takır parasını ödeyip karnesini alacak. Anlaşıldı mı? Hadi şimdi dağılın bakayım sınıflarınıza. Hadi yürüyünüz, yürüyünüz. Lütfeyiniz. Sınıflara lütfeyin. Oo maşallah, yine sınıfın tozunu attırmışsınız Afet Hanım. Son kurtarma sınavı, pek umut yok ama. Durumları Irak'taki emperyalistlerden de beter. Tel tel dökülüyorlar. Ne o? Fidan Hanım? Yeni bir diyet yemeği mi son tahlilde? Hayır, mantı. Mantı mı? Ne yapıyorsunuz Fidan Hanım? Yeni bir diyet öğrendim. Yemede yanında yat diye. İnna sal, inna sal. Ya böyle diyet mi olurmuş ya? Önemli olan İnsanın kilolarının değil, günahlarının ağır olmaması. Sizin bu yaptığınız diyetle siz değil ama etrafınızdakiler zayıflar gülmekten. Cumhur Hocam. Cumhur Hocam, amirim sizi çığırıyor. Bir ara bana uğraşın dedi. Niye ki? Ne söyleyecekmiş acaba? Vallahi uğraşın bilemem. Ama amirim çığırıyorsa çok önemli bir konu var demektir. İyi, bir ara uğrarım. Mennan, bana bir çay getirir misin gelirken? Ben de bir çay alayım Mennan. Valla şimdi şu aralar çok yoğunum ama boş bir vakit bulduğumda hemen getiririm, gel mi? O ne demek? Şimdi şöyle oluyor, ben artık eski Mennan değilim. Ben artık iş adamı Mennan'ıyım. Şirket mirket falan yani. İşler yolunda gittiğinde holding bolding olacak inşallah ya, ne bileyim. Hadi eyvallah. İş adamı olmuşmuş. Yani bahar sarhoşluğu gördüm ama bahar manyaklığı ilk defa görüyorum ya. Ben hemen olayını anlatınız demişim. Önce domatesleri, yeşil biberleri doğrayıp yağda bir güzel pişiriniz. Sonra üzerine yumurtaları kırın ve karıştırınız. Tabii buna 15 vereceğiz. İyi bile verdiniz Afet Öğretmenim. Ben bu kadar da vermezdim. Dandanakan Savaşı, Dandanakanlılar ile damdan akmayanlar arasında olmuştur. Savaşı Dandanakanlılar kazanmıştır. Tekerleme gibi olmuş son tahlilde. Buna da 25 veriyoruz. Allah. Bu Keramettin Güç verdi. Bu neler saçmaladı kim bilir. Osmanlı Devleti Pasarofçu Anlaşması'ndan sonra 1718-1900 yılları arasında Fransa çok fazla cevaplar doğru gidiyor. Hidayet Hoca,
Ya benim Amir Bey'in yanına bir uğramam gerekiyor. Bir mahsur yoksa şu ders saatlerini değişsek diyordum. Ya hocam ne mahsur olacak? Fark etmez. Yaşa sen, sağ olasın. Ben bir Amir Bey'e uğrayayım o zaman. Bütün hepsi doğru bunun cevapları. Buna mecburen 100 vereceğiz. Demek İkdem sizin dersinizden kalacak Cumhur Hoca ha? Yani sadece benim dersimden olsa gene iyi. Son tahlilde bütün dersleri kötü. İşte de sizin dersinizden geçseydi. Babası edebiyatı çok meraklıdır. Yani az biraz umut olsa ben de kanaat notumu kullanacağım ama... inanın hiç elle tutulur yanı yok. Bu iş çok kötü olacak Cumhur Hoca, çok. Yani ben de göbek ata ata sayıp vermiyorum ki. Ama ne yapalım ki, durumu da bu. Tabii. Kimse kimseyi idare etmek zorunda değil. Siz şimdi Didem'e zayıf vereceksiniz. Ben de sizin evinizde hala korsan CD ve yasak yayınlar olduğunu ihbar etmek zorunda kalacağım. Yani dürüstçe yaşayabilmek için tabii. Evdeki korsan ve yasak yayınlar mı? Ama tabii yani anlaşma, uzlaşma, konsensüs gibi konular da var. Var ya, öyle tabii. Valla ben size bırakıyorum. Tercihinizi yapın. Ama Orta Doğu Barışı'na bizim de küçücük bir katkımız olsun diyorsanız hay hay derim. Evet, bu durumda artık şartları olgunlaştırıp Didem'e bir kolaylık sağlayacağız. Bravo Cumhur Hocam. Bravo. Ben de sizden böyle sağduyulu bir cevap beklerdim. Evet, izninizle. Güle güle. Güle güle Cumhur Hoca. Çay kahve içmeye de beklerim. Yeğenin edebiyat dersini hallettik. Şimdi sıra öbürkülerde. İtilaf devletlerini itilaf devletleri sanıp düşmanlarına zehirli kıyma atan devletler diye yazmış. Bunların edebiyatları düzgün değil, tarihi anlasınlar. İnanılır gibi değil. Benim gibi devrimciye yolsuzluk iltimas teklif ediliyor. Aa, kim yaptı? Kim olacak, müdür Amir Bey? Siz ne yaptınız, boyun eğmediniz tabii. Eğmedim canım, eğmedim tabii. Kapıyı sonradan çarpıp çıktım. Çok güzel yaptınız, ben de sizden bunu beklerim her zaman. Son tahlilde bizde iltimas, torpil yoktur. Affedin. Tabii ben her zaman sizinle beraberim Cumhur Bey. Fidan Hanım, siz ne yaptınız Didem'i? Geçiriyor musunuz? Ben zaten şimdiye kadar hiçbir kız öğrencimi sınıfta bırakmadım. Gerçi Didem bir kere olsun bile kasadan atlayamadı ama... olsun, kanaat notumu kullanacağım. Ben de kanaatimi kullanayım bari. Sizde not ortalaması ne Didem'in? 30. Kanaatinizle ne olacak? 100 yapıp geçireceğim. 30'dan 100 ha? Evet, kız öğrencilere biraz hoşgörülü davranmak lazım. Sizde durum ne Cumhur Bey? Ben aslında geçirmeyecektim de yani son tarihte geçirmeye karar verdim. Kanaat notumu kullanarak tabii. Geçmişken de 100'le geçsin bari. Keşke yüreğiniz ve cesaretiniz de bu kanaat notlarınız kadar yüksek olsaydı. Sizin bu yaptığınıza düpedüz öğrenci kayırmak denir. Bir öğrenciyi kayırmak diğer öğrencilere yapılan en büyük haksızlıktır. Ne var yani, yeğenimi kayırdıysam siz de kardeşinizi kayırdınız. Ne? Ben kardeşimi mi kayırdım? Evet, imtihan sorularını önceden kardeşinize verdiğiniz kabak gibi meydanda. Saçmalamayın, ben kardeşime soru falan vermedim. Son imtihanda aldığı notu görmediniz galiba. Gidin paraya bakın. Kendi bilgisiyle almadı herhalde. Kerametliğin güç verir, bütün onları kendi bilgisiyle yazmıştır. Ufak atın da şansamla Erman'dayız. Bakın, bakın Amil Bey. Afet güç verir, hiç kimse adam kayırmakta suçlayamaz. Çünkü bana bunu hiçbir kuvvet yaptıramaz. Sinirlenmeyin canım, sinirlenmeyin. Bunu bize dışarıdan bir kuvvet falan yaptırmış değil. Olsa olsa kan bağımız yaptırmıştır. Yalan mı? Yürüyün o zaman. Nereye gidiyoruz? Sınıfa gidiyoruz. Torpil yapıp yapmadığımı orada anlayacağız. Yürüyün lütfen.